Ziraat Bankası normal koşullarda Türkiye'nin efendisi kabul edilen köylüye, çiftçiye kredi sağlamak ve destek sağlamak için kurulmuş olan Cumhuriyet'in en değerli kurumlarından biri. Ama son dönemlerde malumunuz medya şirketlerinin tırnak içindeki şaibeli patronlarına ödenmeyen krediler sağlamakla haberlerimize konu oluyor. Hatta son dönemde de seçim ekonomisi için yine ucuz faizli, düşük faizli kredi pompalamasının da haberlerinin öznesinde yine Ziraat Bankası var. Yetmedi. Son olarak da CHP milletvekili Atilla Sertel'in soru önergesinde yer aldı. Konuşu. şu. Ziraat Bankası'nın yıllık bir reklam bütçesi var. Bu bütçe 171 milyon 945 bin TL'lik bir bütçe. Tekrar ediyorum. 171 milyon 945 bin TL'lik bir reklam bütçesi. Bir kuruşu bile Halk TV gibi, KRT gibi, Tele1 gibi, Fox TV gibi, Cumhuriyet gibi, Sözcü gibi medya organlarına reklam için harcanmamış. benim vergilerimle bizim vergilerimizle yaşayan bir banka bunlar. Halkın bankası, Ziraat Bankası, bütün halkın bankası olduğu halde bu kadar yandaş davranmasını kabul etmeyi edemiyorum üzgünüm. Yani taraf yandaşlık. Bunu biliyorsunuz. Diğer basınlar, diğer kanallar kapatılıyor. Onlar tutuklanıyor. Ama o taraf aktarlıyor, aktarlıyor, aktarlıyor. Hiç arka, arka arkası yok. Beş tane müteahhit var. Ziraat Bankası var. Kamu bankası olarak bilinen Ziraat Bankası 3 yılda 171.9 milyon lira reklama bütçe harcadı. Bu tutarın tek kuruşu bağımsız gazete ve televizyonlara gitmedi. Ziraat Bankası'nı denetlerken ee, sordum. Dedim ki yani e, bu hangi bankalar siz bankalar olarak hangi kriterleri göz önüne alarak, neyi göz önüne alarak, hangi mecralara ilan veriyorsunuz, reklam veriyorsunuz dedim. Dediler ki hedef kitle, izlenirlik oranları, diğer fiyat, mecra, prodüksiyon falan göz önüne alarak dediler. Tamamen yalan söylüyorlar. Benim elimde reyting raporları var. Yani şimdi reytingse mesela Halk TV 2021 Nisan ayında tam gün reyting ortalamasında 2.44'te birinci. En çok izlenen televizyon şu anda Halk TV. E sen Halk TV'nin seyircilerini, e, izleyicilerinin Ziraat Bankası'nda, Vakıf Bank'ta, Halk Bankası'nda mudi değil mi bu insanlar? Bu insanların e, bankada paraları yok mu? Bu insanlar o bankayla alışveriş etmiyorlar mı? Niye Halk, Halk TV'nin seyircisini cezalandırıyorsunuz? İddianın sahibi CHP'li Atilla Sertel kalem kalem reyting raporlarını açıkladı. Kamu bankalarından reklam almanın tek kriteri hükümete yakınlık derecesi dedi. Verilmeyen her reklam izleyiciyi cezalandırmaktan başka bir şey değil diye de ekledi. İlanlar, reklamlar, yandaş kanallara cezalar bu kanallara geliyor. Vatandaş Ziraat Bankası'nın reklam verirken yaptığı ayrımı doğru bulmadı. Emekli Bankası, Ziraat, Ziraatçilerin Bankası. Ama Ziraat'a vereceği e... Kredilere bile gidip başka taraflara aktardı. Hepimiz biliyoruz. Halk TV'yi, Fox TV'yi her zaman dışlayıp cezalandırdığını düşünüyorum. Ee, onun için vermemiştir. Yandaş olan herkes birbirleriyle paslaşıyor, yandaş olmayanları paslaşmıyorlar. Bu Türkiye'nin her tarafında bu şekilde bir sistem geçerli. 2021'in ilk 6 ayında 10 ayrı yaptırımla en çok ceza kesilen medya kuruluşu Halk TV oldu. Cezaları kesen de Türk Halk TV'nin 10 kez başvuru yapmasına rağmen Kablo TV yayın onayını bekletmeye devam ediyor. Herkes her şeyin nasıl da farkında. Şimdi efendim sizi Demirören Haber Ajansı'nın özel görüntüleriyle Kocaeli'ne götürmek istiyorum. Burası Kocaeli. Gördüğünüz gibi bir kuyruk var Kocaeli'nde. Yani böyle bayağı da kıvrıla kıvrıla giden uzunca bir kuyruk. Mesela bir fotoğraf burada burada bekleyenler güneşin altında bir kuyruk. Gene bu tarafa bakalım. Diğer açıdan kuyruğu görüyorsunuz. Gene böyle dolana dolana uzayan bir kuyruk. Tahmin edebileceğiniz gibi bu kuyruk AK Parti öncesi eski Türkiye'de haftalarca devam eden bir türlü bitmek bilmeyen yağ kuyruklarından biri değil. Bu kuyruk Temmuz 2021 yılında içinde yaşadığımız Türkiye'de dün Kocaeli'nde Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Üç gün süren yağ kuyruğu bu kuyruk. İlk kez böyle bir isyanla karşılaştım. 5-6 saat, saat 8.30'da geldik. Saat kaç şimdi bilmiyorum. Çok şu an başım ağrıyor sıcaktan. Uzun kuyruk vardı. Dün de geldim alamadım. Geri gittim. Ucuzluk vardı ondan tercih ettim. Ne sıcaklıklar ne de koronavirüs. Tüm bunlara rağmen kuyruktaydılar. Saatlerce beklediler. 3 gün boyunca. Uzayan kuyruğun sebebi ucuz ya. Kocaeli derinceden. 9 Temmuz'da açılan market ürünlerini indirimli olarak satışa sundu. Piyasa fiyatı 80 lirayı bulan 5 litrelik ayçiçek yağları market kapısına dizildi. 30 liralık indirim yapıldı. Bunu duyan derinceliler markete koştu. En büyük ilgi ucuz yağ oldu. Ucuz yağa ulaşamayanlar ertesi gün yeniden kuyruğa geçti. İndirimde kuyruk da 3 gün boyunca devam etti. İçeride ürünleri almak için izdiham oluştu. Dışarıda sıcaktan baygınlık geçirenler oldu. Dün gittim bugün tekrar geldim. Maskemizi takıyoruz. Şu an mesafe koruma gibi bir şansımız yok. Evet. Az bir mesafe korursak araya biri kaynıyor. Herkes bunun bilincinde ama yapacak bir şey yok. Yeni Türkiye'den yağ kuyruğu manzaraları izlediniz efendim. Şimdi gene Yeni Türkiye'den konut satışları ile ilgili bir habere geçelim. Geçen sene Haziran ayında biliyorsunuz ciddi anlamda faizleri düşürülmüş, bir kredi pompalanması yaşandı Türk ekonomisinde ve vatandaşlar borçlandırılarak konut satışları üzerinden e, yeniden işte kredilendirildi, kredi dağıtıldı. Geçen seneye göre bu sene konut satışları %30 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2021 konut satış verilerini açıkladı. TÜİ'ye göre Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki aya göre 75.565 artarak 134.731 oldu. Aylık yükselişe rağmen Haziran ayındaki konut satışları geçen senenin aynı dönemine göre %29,1 azaldı. Konut satışlarında İstanbul 25.833 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13.401 konut satışıyla Ankara 7.522 konut satışıyla da İzmir izledi. Konut sayısının en az olduğu iller sırasıyla 12 konutlu Hakkari, 32 konutla Ardahan ve 64 konutla Bayburt oldu. İpotekli satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre de %71,5 azaldı. İpotekli satışlarda İstanbul 6217 konut satışı ve %21,5 payla ilk sırada yer aldı. Türkiye genelindeki ilk defa satılan konut sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,6 azaldı. İkinci el konut satışları ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28 düştü. Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 773 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla 683 konutla İran, 300 konutla Rusya Federasyonu, 250 konutla Afganistan ve 192 konutla Almanya vatandaşları izledi. Yalova'dan Hatay'a bütün Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinin yazlık konut kiralarıyla konut satış fiyatları bölgelere göre de farklılık gösterdi. Fiyatlar %135'e varan oranlarda arttı. Tünye göre inşaat maliyet endeksi mayıs ayında yıllık bazda %40 artarken aylık bazda 4,41 yükseldi. Türkiye'de biliyorsunuz 900 bine yaklaşan sayıları kamu işçileri var. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da 6. toplu e, sözleşme dönemi görüşmelerine başladı hükümet temsilcileriyle.